Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te birçok bölgeye vurdu. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların kasten yapıldığını kabul eden Rus lider Vladimir Putin, "Bu saldırıları biz başlatmadık," dedi. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yoğun Rus saldırıları sürüyor. Ukraynalı yetkililer Rus güçlerinin bölgedeki cephe hattının tamamını bombaladığını söyledi. Son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Donetsk valisi Pavlo Krilenko 2 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırılarda çok sayıda yerleşim yeri de zarar gördü. Rusya, Zaporijya nükleer santrali çevresine de roket atar sistemleri yerleştirdi. Ancak uzmanlar 6 reaktörün tamamının kapatıldığını ve bölgede nükleer sızıntı riskinin bulunmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar hakkında ilk kez konuştu. Enerji altyapısının kasten hedef alındığını kabul eden Putin, "Biz başlatmadık," dedi. "Bu aralar Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarımızla ilgili çok gürültü yapılıyor. Ancak ilk kim başlattı, kim Kırım Köprüsü'ne saldırdı, kim Donetsk'e su vermedi, milyonlarca insanın yaşadığı kente su verilmemesi soykırımdır." Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı belirtildi. Wall Street Journal gazetesi yaptırımların Moskova yönetiminin Ukrayna'da İran yapımı İHA'ları kullanmasını hedef alacağını yazdı. Reuters da ABD'nin Rus İHA'larına karşı Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi hazırladığını bildirdi. Buna göre Washington, Kiev yönetimine $275 milyon tutarında yardım yapacak.